Merhaba, bugün sizinle çikolatalı ve frambuazlı yumuşacık bir cupcake yapacağız. Gördüğünüz gibi dokusu çok yumuşak bir kek oluyor. Öncelikle tereyağını bir sütlük içerisine alıyoruz ve eritmeye başlıyoruz. Üzerine de şekeri ekliyoruz. Şekeri ekledikten sonra tereyağı eriyip şekeri de eritip tamamen birbiriyle özdeşene kadar kenarda bekletiyoruz. Diğer tarafta kakao ve sıcak suyu birbirine karıştıracağız. Kakaoyu biraz böyle derin bir bardağa alıyorum veya kap, kase nasıl isterseniz. İçerisine sıcak suyu ekliyorum ve ikisi birbiriyle tamamen karışana kadar, kakao suyun içerisinde tamamen çözülene kadar bir çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Diğer tarafta tereyağlar erimeye başladı. Dibi tutmasın diye, şekerin dibi tutmasın diye yavaş yavaş karıştıra karıştıra yapıyorum. Altını kapatıyorum. Böyle içerisinde biraz şeker çözüldü. Tamamen çözülmesini beklemenize gerek yok. Böyle bu şekilde kullanacağız. Kenara alıyoruz. Diğer taraftan çırpacağımız kaseyi ve başı hazırlıyoruz. Pedal aparatını kullanıyorum ben. Dilerseniz çırpıcı da kullanabilirsiniz ama pedal aparatı bu cupcake için biraz daha uygun oluyor. Elinizle yapacaksanız normal bir çırpıcı kullanabilirsiniz. Tereyağlı şeker karışımını kabın içerisine aldım. Biraz çırpmaya başlıyorum. Hafif hafif soğusun. Soğumaya başladıktan sonra yavaş yavaş yumurtalarını ekleyeceğim. Evet, biraz soğumaya başladıktan sonra içerisine bir yandan çırparken bir tane yumurtayı ekliyorum. Daha sonra da tamamen karıştığına emin olduktan sonra ikinci yumurtayı ekliyorum. İki yumurtayı ekledikten sonra vanilyayı ekleyeceğim. Şimdi likit malzemeleri ekleyeceğim. Önce krema hariç. Şöyle kenarda biriken şeker kalıntılarını da spatulanızda toplayın ortaya doğru. Vanilyayı ben likit kullandığım için likitlere eklerken ekliyorum. Ama eğer toz vanilya kullanacaksanız unla beraber eklemeniz gerekiyor. Bu aşamada vanilyayı ekledim. Vanilyadan sonra da hazırladım. Kakaolu su. Sulu kakao karışımını dökeceğim içerisine. Ve karıştırmaya başlıyorum tekrar. Tamamen karıştığına emin olduktan sonra içerisine unu koyuyorum. Dediğim gibi eğer vanilyayı toz kullanacaksanız bu aşamada eklemeniz gerekiyor. İçerisine toz malzemeleri, unu ve kabartma tozunu ekliyorum. Bizde kabartma tozları 15 gram olduğu için ben yaklaşık 10 gram koyacağımdan dolayı yaklaşık 4'te 3'ünü koyuyorum. Ama siz elinizdeki 10 gramlık paketin tamamını koyabilirsiniz. 3'te 2'sini koyuyorum, pardon. Evet, bu süre içerisinde kenarlara sıçrayan unları, kabartma tozunu, ununu ara ara spatula ile toplayın böyle benim yaptığım gibi. Daha sonra krema koyuyoruz. Bana zaman zaman soruyorsunuz krema yerine süt koyabilir miyiz diye. Krema ile sütün dokusu biliyorsunuz farklı. Krema daha yağ içeren bir malzeme. O yüzden krema koyduğunuzda dokusu biraz daha yumuşak oluyor. Daha nemli oluyor. O yüzden krema önemli. Ama süt de koyarsanız yanlış değil. Biraz dokusu daha farklı olur ama kötü olmaz. O yüzden eğer evde kremanız yoksa süt de koyabilirsiniz. Kıvamı böyle olması gerekiyor. Ne böyle çok sulu bir kıvamı var ne de katı bir kıvamı var. Normal kek kıvamından biraz daha sulu olması gerekiyor. Diğer taraftan cupcake kalıplarının içerisine kaseleri koyalım. Kapları, kağıtları koyalım. Ve içerisine küçük bir kepçe ile dolduralım. Üzerinden yaklaşık bir parmak boşluk kalacak şekilde doldurmanız gerekiyor. Bu böyle çok yükselen bir
harç değil. O yüzden 4'te 3'ünü doldurmanız yeterli olacaktır. Bu arada fırınımızı 180 derece fanlı ayarda önceden ısıtmaya başlayalım. Sıcak fırına girecekler. Keki her zaman sıcak fırında pişirin. Önceden ısıttığınız fırında olsun. Şimdi son olarak içerisine frambuaz ve parça çikolata koyacağım. Ben kuvertür küçük damla çikolatalardan kullandım. Damla çikolata değil de yani böyle eritmeye hazır küçük yuvarlak para çikolatanın biraz daha küçüğü tipinde olan çikolatalardan koydum. Ama isterseniz normal çikolatayı da bıçakla bölüp parça parça koyabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Ben çoğunlukla aslında öyle kullanıyorum ama bu sefer böyle kullandım. Frambuazları, dondurulmuş frambuazları böyle ortasına doğru koyun. Daha sonra bu para çikolataları da etrafına böyle serbestçe bırakın. Bu arada isterseniz frambuazın yerine vişne, böğürtlen gibi meyveleri de kullanabilirsiniz. Ben bunu sade de yapıyorum. Normalde mesela eğer butik cupcake yapacaksam, üzerine süsleyeceksem kakaoda mutlaka bu tarifi kullanıyorum. Şimdi fırına veriyorum. 180 derece önceden ısıttığım fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirdim. Kürdan testiyle alıyoruz. Kürdan testinden eğer temiz çıkarsa keklerimiz hazır. Soğumadan üzerine ben böyle beyaz küçük para çikolatalar koydum. Üzerine böyle erittim. Ama bunu yapmanız şart değil. Tamamen sizin damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Tamamen böyle yumuşacık bir cupcake oluyor. İç kısmını da size göstereyim. İç kısmı da böyle bu cupcake'in çok nemli ve gerçekten çok lezzetli bir kek oluyor. İç dokusu da böyle. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırıp izlediğiniz. Herkese çok güzel bir gün diliyorum.